Şu anda Fikirtepe'de mahalle sakinlerimizle birlikteyiz. Burası Türkiye'nin ilk kentsel dönüşümde pilot bölge olarak belirlenen yeri. Pilot bölge maalesef kentsel dönüşüm değil, kentsel çöküş bölgesi olmuş durumda. Pilot bölgede Fikirtepe'de kamu ve toplum yararı ayaklar altına alınmıştır. Burası vatandaşı bıktırma yeri olmuştur. Burası vatandaşı yerinden etme yeri olmuştur. Burada kentsel dönüşüm değil, kentsel dönüşüm planı değil, vatandaşı yerinden etme planı uygulanmaktadır. Halk kentsel dönüşüm uygulamaları ile kentlerden ve kent merkezlerinden uzaklaştırılmaktadır. Ayrıcalıklı imar parselleri oluşturulamaz. Burası halkı soyan bazı şirketlerin cirit attığı yer olmuştur. Halka kim sahip çıkacak? Buradaki yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza, kamu görevlilerine sesleniyoruz, yerel yöneticilere sesleniyoruz. Kim sahip çıkacak? Burada hukuk yok mu? Fikirtepe'de halkı kandıran, soyan şirketlerden hesap soracak bir hukuk yok mu? İlan ediyoruz. Bugünden itibaren Vatan Partisi başta olmak üzere ülkemizin kamu yararından, çıkarından yana olan bütün yurttaşları ve kurumları bugünden itibaren Fikirtepe sorununu önüne almış bulunmaktadır. Bundan sonra Fikirtepelilerin sorunu hepimizin sorunudur. Tüm Türkiye'nin sorunudur. Fikirtepe yalnız değildi. Fikirtepe yalnız değildir. Fikirtepe yalnız değildir. Fikirtepe'de bundan sonra şirketlerin ve onların etkisi altında kalan, onlarla dirsek teması içerisinde çalışan siyasilerin değil, halkın sözü geçecek. Bundan sonra şirket yok, halk var. Şirket yok, Fikirtepeli var. Burası Fikirtepelilerindir. Hiçbir şirketin değildir. Onların etkisi altında çalışan siyasilerin istedikleri halktan bağımsız, halka rağmen istedikleri gibi karar alacakları bir yer değildir. Sayın Binali Yıldırım 2 yıl önce buraya geldi ve bazı sözler verdi. O sözler neden tutulmadı? Sayın Binali Yıldırım 2 yıl önce buraya gelmesine rağmen verdiği sözleri tutmadı ve bir daha da buraya ayak basmadı. Neden gelmiyorsunuz Sayın Binali Yıldırım? Gelin ve burada Fikirtepelilerin sorunlarını partinizin belediye yönetiminde etkisiyle ve hükümet partisi olması hasebiyle partinizin yetkilerini kullanarak çözebilirsiniz. Çözebilirsiniz. O yetkiniz var. Bu yetkiyi neden kullanmıyorsunuz? Bakınız Vatan Partisi geldi buraya. Vatan Partisi Fikirtepelileri dinledi. Buyurun, siz de gelin, siz de dinleyin. Partiniz hükümet partisi, bakanlıkları yönetiyor. Buradaki sorunu Fikirtepelilerle birlikte hızla çözmeniz gerekiyor. Eğer gelmezseniz sizi şirketlerin temsilcisi olarak algılarız. Buraya gelmelisiniz ve halkla birlikte bu sorunu çözümünde yer bulmalısınız. 8 yıldır neden gelmediyseniz o ayak bağlarından kurtulunuz. Halkı tercih ediniz. 8 yıldır buranın sorunları çözülmedi. Vatandaşlarımız mağdur edildi. Bu sorunu çözme iradesi sizde yoksa çözecek irade mutlaka yakın dönemde Türkiye'yi yönetecektir. Değerli arkadaşlar, biz Kadıköy Belediye Başkan adayımız Osman Erbil birkaç gününü burada geçirdi. Fikirtepe sakinleriyle istişarelerde bulundu ve çözüme ilişkin yeni fikirler de geliştirdi. Bazılarını burada söyleyeceğim, sonra sözümü buradaki değerli arkadaşlarıma, bu sorunu yakından yaşayan arkadaşlarıma vereceğim. Birincisi, değerli kamu yetkilileri, ilgili kişiler, birincisi evleri yıkılmış herkese kira yardımı acilen ve hızla yapılmalıdır. Bu konuda aksama kesinlikle tolerans kabul etmez. Kira yardımı madem yapmayacaktınız, burada vatandaşlarımızı neden yerinden yurdundan ettiniz? O yüzden hızla kira yardımı yapılmalıdır. İkincisi, yıkılmış durumda veya yarım bırakılan projeleri TOKİ, Emlak Konut, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve
halk gayrimenkul yatırım ortaklığı hızla yapmalıdır. Onların elinden tutan nedir? Neden bu icraat yapılmıyor? İkincisi bu. Üçüncüsü, kaçak olan müteahhitlerin yarım bıraktığı inşaatlar hızla kamulaştırılsın. Bu müteahhitlerin keyfine bırakılamaz burada vatandaşın barınma hakkı. O yüzden hızla burada kamu çıkacak, yerel yönetimler ve ilgili bakanlıklar çıkacak. Fikirtepelilerle aynı masaya oturacak ve yarım kalan inşaatları kamulaştırarak hızla vatandaşımızın başını sokacağı, onlara layık, onların olduğu, onların yaşadığı mahallelerine onların layık olduğu evler hızla yapılmalı. İş yapmayan firmalarla yapılan sözleşmeler mahkemeyi beklemeden hızla feshedilmelidir. Burada iş yapmayan şirketler türemiş. Kamu kaynaklarını ceplerine indiriyorlar, yatırım yapmıyorlar, yağmalıyorlar. Bu yağma düzenine son. Hemen iş yapmayan firmalarla sözleşmeler mahkemeyi beklemeden feshedilmeli, yapılan sözleşmeler ve arkasından dolandırıcı şirketlerle ilgili de hukuki işlemler derhal başlatılmalı. Derhal başlatılmalı. Fikirtepe'de hukuk yok mu diye o yüzden soruyoruz. Burada vatandaş dolandırılıyor, kamu izliyor, devlet izleyemez. Devlet vatandaşını soyan şirketlerin yakasına yapışır, hakkını alır ve vatandaşına verir. Yerel yönetim de böyle yapar. Yerel yönetim de böyle yapar. Hükümet partisi olduğu için bir kez daha hatırlatıyoruz. Aday da olduğu için bir kez daha hatırlatıyoruz. Sayın Binali Yıldırım'ın ve diğer adayların da görevi burada Fikirtepelilerle yan yana gelmek, onların sorunlarına birlikte çözüm üretmek. Tapulardaki şerhlerin kaldırılması da Fikirtepelilerin üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi. Bir talebimiz de budur. Biz de Vatan Partisi olarak Fikirtepelilerin bu taleplerinin arkasındayız. Şimdi değerli dostlar, son mesajımız şu. Ondan sonra mikrofon Fikirtepelilerin. Bir sorunu yaratan anlayışı aynen korursak o sorunu çözemeyiz. Burada bir yağma düzeni kurulmuş ve o düzeni bazı siyasi partiler şirketlerle birlikte oluşturmuş. Yıllardır çözmüyorlar bu sorunu. Burada Vatan Partisi'nin güçlenmesinin, oy oranının arttırılmasının çözüm açısından Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm adaylarının ön plana çıkmasının ve oyla desteklenmesinin çözüm açısından hayati derecede önemli olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü onlar karşılarında halka dayanan güçlü bir kuvvet görürlerse hizaya gelirler. Yoksa buradaki 8 senedir yaşadığımız sorun 88 sene yaşarız. Çözülmez. O şirketlerin peşine de kimse düşmez. O yüzden Vatan Partisi arkada bıraktığımız dönemlerde halkın sorununa, birçok sorununa eğildi ve kamu otoritesinin bu sorunlara eğilmesini ve çözmesini sağladı. Şimdi hep birlikte şunu ilan etmiş oluyoruz karşınızda, kamuoyunun önünde. Fikirtepeli semtin sakini değil, sahibidir. Burası Fikirtepelilerindir. Burada sadece mekansal dönüşüm değil, ekonomik, sosyal, kültürel gelişim de yapılmalıdır. Hatta ekonomik yatırım da yapılmalıdır. Fikirtepelilerin burada kendilerini, çoluklarını, çocuklarını, insanca yaşam haklarını koruyabilecekleri fiziksel, sosyal, siyasal bütün kuruluşlar buralara yatırım yapmalıdır ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermelidir. Biz söz veriyoruz. Fikirtepeli'yi ve Fikirtepelileri yalnız bırakmayacağız. Onlarla birlikteyiz bundan sonra. Ben şimdi sözü Osman Erbil arkadaşıma veriyorum. Arkasından da Fikirtepelilerin sözcüsü arkadaşlarım sizlere seslenecek. Buyurun Osman arkadaşım. Yansal değil, kentsel dönüşüm. Yansal değil, kentsel dönüşüm. Yansal değil, kentsel dönüşüm. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız İlker Yücel Fikirtepelilerin taleplerini açıkladı. Artık hiç kimse bu taleplerden kaçamaz. Artık hiç kimse bu talepleri tartışma konusu yapamaz. Çünkü yapılacaklar bellidir. Bugüne kadarki düzen partilerinin, mecliste hükümeti yöneten partilerin, ilçe belediyelerini yöneten partilerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten partilerin sunmuş oldukları planlar çöktü. Artık bundan sonra yapılacak iş sorumluların devreye girmesidir. Sorumlular çok net. Bu da tartışmaya yer bırakmayacak bir şekilde açık. Bir, hükümet. Hükümet burada birinci derecede sorumludur. İki,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve onların bürokratları sorumlulardır. 3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumlulardır. Ve 4.'sü Kadıköy Belediye Başkanlığı. Kadıköy Belediye Başkanlığı da sorumludur. Şimdi bunların yapması gereken şey şudur. Burada açıkladığımız talepleri hayata geçirmek üzere Fikirtepelilerle oturmak, onlarla birlikte bir önümüzdeki bir yıllık, 5 yıllık planlar oluşturmaktır. Ve buradaki çöküşten Fikirtepelileri kurtarmaktır. Binali Yıldırım 2 yıl önce buraya geldiğinde Fikirtepelilere dedi ki, Fikirtepe'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerini yaşıyoruz dedi. Ve gözlerinizde heyecanı görüyorum dedi. Ben şimdi Fikirtepelilere baktığımda gözlerinde heyecan görmüyorum. Gözlerinde haksızlığa, adaletsizliğe karşı bir öfke görüyorum. Dernek Başkanı Yasin Bektaş. Şimdi burada 8 yılı bulan bir mağduriyet var. Yapılan binalar var. Burada insanların yaşam koşullarına uymamakta. Aidatlar yüksektir. Yapılmayan, yıkılan yerler var. 1 yıldan başlayan 7 yıla kadar süren süreç içerisinde insanlar kiralarını alamamakta. Emekli maaşı ve asgari ücretle yaşamlarını sürdürmeye devam etmekte. Bu ekonomik kriz içerisinde ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun haricinde yıkılma vaadiyle bekleyen, içinde oturan insanlar var. Metruk hale gelmiş binalar var. Bugün yarın yıkıldı, yıkılacak diye beklerken evler hala metrukleşmiş ve deprem riskiyle hayati risk taşımakta. İnsanların can güvenliğini maalesef tehlike içerisinde barındırmaktadır. Bunların da acilen önlem alınması ya güçlendirilmesi ya da yapılması sağlanmalıdır. Çevre Şehircilik Bakanlığı, iktidarın yerel teşkilatlarıyla herhangi bir şekilde bağlantı kuramamaktayız. Mağdur olan insanlar olarak, STK'lar olarak sesimizi duyurabileceğimiz herhangi bir mevzi yoktur. Daha önceki bakanımız maalesef onlarla diyalog içerisinde olabilirken, bazı çözüm noktalarında sesimizi duyurabilirken, Murat Kurum seçildiğinden beri Fikirtepe'ye gelmemiştir ve Fikirtepe'de adını almamıştır. En son Ataşehir'de yaptığı bir toplantıda herkes görmüştür malumu, orada dediği, Fikirtepe'lerin konuşu getir, mikrofonu alın. Biz Ateşehirlileri dinlemeye geldik demiştir. Ancak siz insanları konuşturmazsanız insanlar bulduğu her mikrofonla konuşacaktır. Biz buraya hem dernek olarak, STK olarak, vatandaş olarak sesimizi duyuran, mağduriyetimizi gören kim varsa kapımız açıktır. Davet ediyoruz ya da etmiyoruz. Gelen kim varsa herkese kapımız açıktır. Mağduriyetimizi dile getireceğiz. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı STK'ları ve vatandaşları dinlemek zorunda. Binali Yıldırım'ı buraya davet ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı buraya davet ediyoruz. İktidar mensuplarını buraya davet ediyoruz. Yerel teşkilatıyla ve en üstten en alta kadar kim çözecekse herkesin başımız üstünde yeri var. Diğer partileri de bekliyoruz buraya. Muhalefete de tekrardan teşekkür sunuyorum. Ancak buradaki insanları dinlemeniz lazım. Sadece müteahhitleri dinleyerek, onların sıkıntılarını baz alarak buradaki sorunları çözemezsiniz. Var olan yaralar depreşmiş, üzerine tuz basmış olursunuz. Fikirtepe'de bu problem başladı, bu problem büyüdü. Fakat şunun altını çizmek lazım. Fikirtepe'de insanlar imza atmak istemediler. Bundan imtina ettiler. Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırma 3'te 2 ve kamulaştırma yasaları çıkartıldı. Fikirtepe halkı 6306 sayılı yasaya tabi edildi ve imza atmayan insanlara bakanlık ya imza atarsınız ya da yerinizi kamulaştırırız, pay satışından satarız dediler ve insanlara zorla imza attırdılar. Sonrasında filmciye niye imza attınız, turizmciye niye imza attınız diye bakanlık yetkilileri bize kızdılar. Bu turizmciye, filmciye müteahhitlik belgesini bakanlık verdi, biz vermedik. Biz imza atmak istemedik, bakanlık bizi zorladı. Bunun altını çizmek lazım. Binali Bey, o dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş Bey, buraya geldiklerinde, açılışlar yaptıklarında bir sonraki yaz balkonlarda çay içeceğiz dediler. Buradan giderken bizim balkonlarımızı bile götürdüler. Bizim evlerimizi deprem yıkmadı. Bizim evlerimizi bakanlığın kamulaştırma yazıları yıktı. Biz bunların altında kaldık. Normal şartlarda, iyi şartlarda yaşayan insanlardık. Zengin değildik ama fakir de değildik. Buradaki insanlar şu an fakirler. Evlerinin kiralarını ödeyemiyorlar. Bakanlığın bir an önce hiç beklemeden kentsel dönüşüme tabi olan Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kentsel dönüşüme tabi olan insanlara yaptığı kira yardımını Fikirtepe'ye de yapmalı. Fikirtepe'ye niye yapmadıklarını açıklamak zorundalar. Buradaki insanlar bu kiraya muhtaç durumdalar.
Ben bir gazeteciyim aynı zamanda. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı görevimi yapıyorum ama mesleğim de gazetecilik. Diğer basın mensuplarına da çağrıda bulunmuş olalım. Bütün haber ajanslarına, televizyonlara, gazetelere. Onları da burada Fikirtepelilerle buluşmaya ve bu konuyu gündemde tutmaya, sorun çözülene kadar gündemde tutmaya davet ediyoruz. Burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmayalım. Gazetecilerin de görevi. Biz hem kamu görevlilerinin harekete geçmesi hem de bu konunun Ankara'nın gündemine girmesi için elimizden geleni yapacağımıza, konunun takipçisi olacağımıza Fikirtepelilerin huzurunda söz veriyoruz. Umuyorum ki başarılı olacağız ve Binali Bey'in nasip etmediği o balkondan çay içme işlemini hep birlikte yapacağız.